Bizler kurulduğu günden beri milletiyle birlikte yol yürüyen bir hükümetiz. Çeyrek asrı yaklaşmış bu süreç içerisinde olmaz denilen, yapılamaz denilen ne varsa bir bir yerine getirdik. Tüm bunlar temeli tamamen bilimsel analizlere ve geçmiş tecrübelerimize dayanan, ayakları yere basan bir gelecek perspektifiyle gerçekleşti. Tüm dünyayı derinden sarsan küresel bir salgından, 6 Şubat depremlerinden, üst üste gelen doğal afetlerden, bölgemizde süren çatışma atmosferinin olumsuz etkilerinden alnımızın akıyla çıktık ve çıkmaya da devam ediyoruz. Bugün şarttan ne olursa olsun Türkiye büyümeye devam ediyor. Ülkemiz zorlu küresel koşullara ve yaşadığımız afetlere rağmen Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri arasında yıllık bazda en fazla büyüme kaydeden ülkeler arasındadır. 2023 yılında %4,5 oranında büyüdük. Kişi başına gayri safi yurt içi hasıla 2023 yılında cari fiyatlarla 307.952 lira, Amerikan doları cinsinden ise 13.110 dolar olarak hesaplandı. Tabii istikrarlı bir yatırım üretim süreci istihdam artışını da beraberinde getirmektedir. Son dönemdeki istihdam rakamları da bu durumu teyit eder mahiyettedir. Bilhassa son aylarda istihdam ve iş gücünde istikrarlı ve etkileyici bir ivme yakaladı. Ülkemiz son yıllarda istihdam rakamlarında tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Bir önceki yıla göre iş gücü sayısı 775 bin kişi, istihdam sayısı ise 1 milyon 156 bin kişi artmıştır. Oransal olarak bakacak olursak iş gücüne katılma oranı 0,8 puan, istihdam oranımız ise 1,4 puan artmıştır. İş gücüne katılma oranımız tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır. Bu vatandaşlarımızın iş gücüne daha aktif bir şekilde katıldığını, ekonomimize güvenle hizmet ettiğini gösteren önemli bir sonuçtur. Bakanlık olarak bizler de bu gayrete mümkün olan en büyük desteği sizlere vermeye gayret ediyoruz. İşverenlerimizin istihdam rakamlarını artırmalarına mümkün olan en büyük katkıyı sağlamak için önemli teşvik ve destek uygulamalarını hayata geçirdik. Bir taraftan yatırım ve üretim ortamını iyileştirirken, bir yandan da işe alımlarda nitelikli iş gücü temininde sağlam bir köprü olma görevimizi de yerine getiriyoruz. Kadın istihdam oranında da belirgin bir artış var, kıymetli başkanım ifade ettiler. Kadın istihdam oranı bir önceki yıla göre 1,2 puan artmıştır. Kadınların istihdamını desteklemek adına 9 Şubat'ta saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde iş pozitifle özellikle kayıtlı istihdamda önemli bir mesafe kat ettik. 9 Şubat'tan beri Türkiye genelinde işe yerleştirilen kadın sayısı bugün itibariyle 100 bin kişiye ulaşmış durumdadır. İstanbul ilinde ise kıymetli başkanım, başkanım ve meclis üyeleri 31.543 kadın iş sahibi olmuştur. Projeyle hem kayıt dışı istihdamın önüne geçmeyi hem de işveren ve iş arayan arasındaki iletişimi daha kolay hale getirmeyi hedefledik. Hedeflerimize de büyük ölçüde ulaştığımızı size söyleyebilirim. Orta vadeli program ve 12. kalkınma planı gibi güçlü yol haritalarımız ile daha da iyi seviyelere geleceğimize yürekten inanıyoruz. Çalışma hayatının önemli gündem maddelerinden biri de maalesef iş kazaları. Biliyorsunuz özellikle son zamanlarda üzücü haberler üst üste geldi. Bu elim hadiselere ve ciddi can kayıplarımıza sebep olan iş kazaları da bizleri iş sağlığı ve güvenliği konusunda sadece rehberlik rolünün değil, aynı zamanda teftiş ve denetim görevlerinin de altını çiziyorum sıfır toleransla büyük bir hassasiyetle artırılması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Ülkemizin çalışma hayatında her zaman
güvenli bir ortam sağlamak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bu çerçevede iş sağlığı ve güvenliği standartlarının yüksek tutulması ve kayıt dışı istihdamla mücadele konularında daha etkin adımlar atmamız gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle önümüzdeki süreç denetimlerin çok daha sıkı yapılacağı bir süreç olacaktır. Bu konularda sıfır tolerans ve sıfır taviz ile çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. İş sağlığı ve güvenliği konusu artık 100 yıllık planlar yapan Türkiye'nin ana gündem maddesi olmaktan çıkarmamız lazım. Kayıt dışı istihdam konusunda da kararlı adımlar atmamız gerekmektedir. Kayıt dışı istihdam bildiğiniz gibi hem çalışanların haklarını ihlal etmekte hem de ülke ekonomisine zarar vermektedir. Bu nedenle kayıt dışı istihdamla mücadelede daha etkin bir rol üstlenecek denetimlerimizi daha sık gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz 5 yıl aradan sonra çalışma meclisini yeniden topluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ve tüm paydaşlarımızın katılımlarıyla 29 Nisan'da başlatacağımız bu istişare sürecinde özellikle kayıt dışı istihdam, çalışma şartları, iş sağlığı güvenliği gibi çalışma hayatının ana gündem maddelerine dair kalıcı olarak çözümler üretmeye gayret edeceğiz.